Hanini Fethi baktığınız zaman Türk tarihi açısından ve dünya tarihi açısından önemli bir dönüm noktası. Bütün milletlerin buna benzer tarihleri vardır ve önemli noktalardır bunlar. Aslında Anadolu'nun fethi Hani'nin fethiyle başlamış. Anadolu'nun Anadolu'ya medeniyetin gelmesi, Hani'ye medeniyetin gelmesiyle başlamış. Onun için Hani'nin fethi hem Anadolu için hem de dünya için çok önemli bir tarih. Biz de bu tarihi bütün Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak için ve bu medeniyeti bütün dünyaya tanıtmak için böyle bir faaliyeti başlatmış bulunuyoruz. Evet. Tabii aslında Kars'ta da bu şekilde faaliyetler var, cirit faaliyetleri var. Normalde bu sürekli hale getirilebilir mi? Olabilir. Neden olmasın? Bunu da bugün burada yapmamız, Alparslan'ın burada böyle bir hazırlık yapması ve bizim de bunu bu şekilde anmamız da zaten bizim programımız içerisindeydi. Bu değerlerimize bu şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz. 1071 Malazgirt Zaferi, daha sonra 1453 İstanbul'un fethi, yani Anadolu'nun kurtarılmasının ilk tohumları 16 Ağustos 1064'te Kars'ta atıldı. Karslılar 16 Mart 1064 olan, yani Selçuklu Türklerinin Anadolu'yu fethinin kutlamalarına yoğun ilgi gösteriyor. Leman Öncül. Kaç yaşındasınız? 60. Neredesiniz şu anda? Ocaklı Köyü. Burası? Ana Harebeleri. He, Ocaklı Köyü. Ne biliyorsun Ana Harebeleriyle ilgili? Ne bileyim vallahi, eski tarihi eser ile şeyler. Evet, Türkiye Cumhuriyeti. Her yerden geliyor. Her yerinden gelirler babamıza. Nasıl ilgi büyük mü? Tabii. Size sordular mı, siz ne diyorsunuz? Diri ki anı çok iyi. Turist gelir, memleketimiz iyi, sevirler. Ne diye serin, iyi. Evet, siz de bekliyorsunuz. Tabii. Ne biliyoruz Hani ile ilgili? Hiçbir şey öğreneceğim şimdi. Çocukluğumda geldim, o kadar. Nereden geliyorsunuz? İstanbul. İstanbul'dan. Hı. Etkinliklere mi katıldınız bugün? Yok, yeğenim stand açtı, onunla geldim. Ona geldiniz. Evet. Gezdiniz mi Hani? Yok, daha gezmedik. Birazdan gezeceğiz. Program varmış. Hı, evet. Nasıl buldunuz peki? Güzel. Yani çocukluğumdaki gibi değil. Tabii şeyler olmuş yani. Tabii, harap olmuş yani. İnşallah ilgililer, ilgilenirler. Anadolu'nun Selçuklu Türkleri tarafından fethinin ardından ilk cuma namazı bu bölgede kılındı, Menuçer Camii'nde. Yine burası o zamanların ticaret merkeziydi. Yeniden hayata geçirilmesi için planlar yapılmakta. Üzerinde bulunmuş olduğumuz yol ise İpek Yolu. İpek Yolu'nun yeniden canlanması da Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattına bağlı. Ve ülkemizin farklı coğrafyalarından, uzaktan yakından programımıza iştirak eden kıymetli konuklar. Ama 50 yıl bekledik. Sizlerle birlikte şimdi Hani'nin Türkler tarafından fethinin 950. yılını kutluyoruz. Bu Tanrı'nın bize verdiği en büyük lütuftur.
Sayın Valim'le görüştük. Yani inşallah bundan sonra her 50 yılda bir zaferi kutlamak değil de her yıl kutlamak istiyoruz sevgili arkadaşlar, sevgili meslektaşlarım, sevgili Karslılar. Ben şimdi sizlere baktığım zaman Sultan Alparslan'ın sanki ordusunu görüyorum. Sizler bir dönüm yaptınız. Tarihin en önemli dönüm noktasına nokta vurdunuz. Türk tarihi sizinle şekillendi. Anadolu, Balkanlar, Orta Avrupa sizlerle şekillendi sevgili arkadaşlar. Hani o yüzden çok önemlidir. Kars o yüzden çok önemlidir. Biz buradan dünyanın merkezine sesleniyoruz. Türk medeniyetini, Türk uygarlığını dünyaya biz buradan yaydık. Dünya Türkiye'nin, Müslüman dünyasının, Anadolu'nun, Balkanların, Orta Avrupa'nın ilk camisini biz burada inşa ettik. İlk cuma namazı burada kılındı. İlk kervansaraylar burada inşa edildi. Bizler ne kadar övünsek azdır. 1064 yılında Ani'yi, yani Anadolu'nun kapılarını buradan açtılar. Bu 950. yıl önce burada Cirit Meydanı'nda, kılıç kuşandıkları meydanda şu anda onların ecdatları, torunları var. Torunları olarak biz de onların izinden gireceğiz inşallah. Kafkasya'dan Anadolu'ya giriş noktasında bölgenin en önemli yerleşim merkezlerinden birisi olan Ani şehri İpek Yolu üzerinde kurulmuş stratejik önemi yüksek bir ticaret kentidir. Yüzyıllarca değişik kültür ve medeniyetlerin yaşadığı Ani, 1064 tarihinde Büyük Selçuklu Devleti'nin sultanı Alparslan tarafından 25 gün süren bir kuşatmadan sonra fethedilerek 1071 Maladik Zaferi'nden önce Anadolu kapılarının Türklere açılmasına öncülük etmiştir. Fethedilerin şehri olan Ani'de ilk Türk camisi olan Ebu'l-Menüseyye Camisi, ilk Selçuklu Fetih Kitabesi bu şehrin geçmişten günümüze ne kadar değerli kültür varlıkları taşıdığının yalnızca birkaç örneğini teşkil eder. Bu bakımdan Ani hem tarihi hem de mimari varlıkları ile bir kültür merkezi olmuştur. Gösterilerini sunmak üzere. Thank you.
يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. İl müftüsü Mehmet Genc'in fetih duası eşliğinde mehterem takımı Ani Harabeleri Arslanlı Kapı'dan şu anda giriş yapıyor. Alparslan'ın 10 Ağustos 1064'te Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Arslanlı Kapı'dan girmiş olduğu ve o günlerde at binip kılıç kuşanmış olduğu alanda bugün coşkulu gösteriler yapılıyor. Orta Asya'dan günümüze kadar gelmiş olan Cirit oyunu, savaş zamanı atların ve askerlerin hazır tutulması için oynanan bir oyundu. Günümüzde ise kurallar halinde, 40'ar dakikadan oluşan iki devre halinde, 140'a 40 uzunluğunda sahada artı ve eksi puanlar uygulanarak oynatılan bir oyundur. Thank you.
Tamam, gelmeyin artık. Bunlar hep iyi. Olduğumuz burayı müzeye çevirdiğinde eserlerin fotoğrafı. Çalışmalar yapacak toplantı. Şey mi özledim ben? Yeni bir has yapıyorlarmış dediler de. O ne? Alakası yoktur. Yani. Temenni ediyoruz ki bu etkinlikler 950'li değil, bundan sonraki her yılda daha da genişleterek muhteşem bir şekilde olsun. Çünkü Ağustos ayı akla geldiğinde, Ağustos ayı dediğimizde Türk tarihinde önemli yer olan bir aydır. Yani Türk'ün kahramanlık aydır, kimlik aydır. Evet. Özellikle 1064 tarihi bizler için çok önemlidir. Selçukluların 1064 tarihinde Ani'yi, Kars'ı fethiyle aynı zamanda Türklüğün, İslam'ın Türkiye'ye yayılması, Türk dünyasına yayılmasıyla olmuştur. Tabii ki bu, ben bunu bu şekilde şey yapıyorum. Özellikle Kars'tan doğan Güneş, Marzik'te devam etmiş, Söğüt'te ışıklanmış ve dünyaya aydınlanmıştır.
Bu Selçuklu'nun dikiminden sonra da bu şekilde böyle devam etmiş. İşte Osmanlı Beyliği kurulmuş. Çok kısa bir süre sonra Osmanlı Beyliği'nin Osmanlı İmparatorluğu'na dönüşerse 22 milyon metrekare bir kilometre bir alana yayılması. Ama bugün gördüğümüz o ki 22 milyon metrekare kilometre alana hitap eden Osmanlı bugün 776 bin metrekare bir alan içerisinde sıkıştırılmaya çalışılmış ve buradan da rahatsız edilmeye uğraşıyor. Sonuç itibariyle diyeceğim şu ki Kars nasıl o güneşi buradan doğurduysa da emin olun ki bundan sonraki yıllarda da bu hep böyle olacak. Türklüğün bu doğduğu bu ilden dünyaya yine Türklük sesleri haykırılacaktır. Bugün burada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sizleri burada görmekten mutlu olduğumu, bu muhteşem sabahı görünce inanılmaz duygulandım. Önümüzdeki yıllarda da bu şekilde devam edeceğine inanıyorum ve sizlere